ki zarar. Uzak yerlerden gelenler var. Bozulmasın tadımız inşallah. Başımda bela gençliğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır Arif? Hacer yengesini artık pazardan mı koşturmaya başladı? Yok oğlum, Hacer bana bırakır mı pazarı ya? Bunlar kendim için salatalık, yeşillik falan. Yaş malum. Kendimize bakmamız lazım. Sen et dışında bir şey yemezdin Arif. Yani türlü türlü adetler çıkartıyorsun Arif amca. Vallahi senin başına gelecek var ya. Necdet oğlum, sen niçin böylesin ya? Ha? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Niye böyle? Bak gülüyor herkes, şey yapıyor ya. Tepki veriyorlar ya. Yani sen... Bak İlhan abi, dükkanın yanacak dedin. Adamın kahvesi yandı ya. Vallahi yandı. Yandı. Yağmur yağacak dedin. Mahalleyi sel bastı oğlum. Babam muhtar olacak dedin. Oldu. Bu felaket tellallığı ama. Yani olmaz oğlum. Yapma böyle şeyler ya. Bir de okul üniformasıyla oturuyor orada. Yani babası kusura bakma ama kalksın bu ya. Hadi yürü. Yürü git. Doğru söylüyorum. Hadi. Allah Allah. Hadi. Oğlum iyi çocuk ama vallahi biraz şomazlı gibi geliyor. Muhtar yani. Fratello paga. Anlık dibine düşmüş gibi bir şey ya işte. Oo, bene. Bene. Molto bene. Biz hiç evi özlemi çekmeyeceğiz ya. Baksana böyle dar sokaklar, yerler falan. Ha, çeşme var ya. Ha. Aa. Ama bu ne kadar çirkin bir çeşme ama böyle ya. Çiğneye bak yok. He? Beğenmişlerdir çok, ben para yaptırdım, şey yaptım ama. Turistler geldi. Ne kadar tuttu bizim borç? 150 avro. Aa, bir dakika ben anlamadım. Sen 150 avro dedin değil mi? Türkiye'nin para birimi ne zaman değişti kardeş? Yanlış söyledim avro ya. Lira lira, 150 lira. He. Al. Teşekkürler. Aklınla beni kandıracak ha. Avro diyor. Ya. Yarı Türk'üz biz, yarı Türk. Kardeşim, nereden başlıyoruz? Harika bir planım var. Önümüze ilk çıkana soracağız. Gerçekten harika planmış kardeşim ya. Baba, bir yer arıyorlar ha. Açlar açlar, havaalanından gelmiştir be. Ben dükkana götüreyim mi bunları? Götür götür, hadi sen ilgilen. Hadi. İlgileneyim ben bunları. Biri geliyor. Bak, bak şimdi. Merhabalar. Biz hoş geldik. Biz İtalya'dan geldik. Kolay gelsin amca. Hoş geldiniz. Türkçe de konuşuyorsunuz. Aferin size. Biz de ne zamandır turist gelse, biz de misafir gelse ağırlasak diye bekliyorduk vallahi. Vallahi amca biz turist falan değiliz yani. Biz buraya birilerini aramaya geldik. Kimi? Bizim şey, bizim babalar. Evet. Evet, babalar burada yaşıyormuş. Babalarınız mı? Burada mı oturuyormuş babalarınız? Evet, yani burada oturduğunu söylediler bize. Allah Allah, kimmiş bunlar ya? Yani bizim elimizde sadece bu var, aynen. Şöyle ki, amca bu benim anne, bu Çavi arkadaşın babası, bu da bizim babalar. Sen tanıyor musun amca? Şimdi sizin babalarınız bunlar mı? Si. Si, si.
Evet, onlar. Bozumlu tanıştıklarımız. Evet, Zekeriya. Hani bizi odalarına davet eden. Detaya girmeyelim Zekeriya. Çocukların anneleri sonuçta. Tabii, tabii. Ben? Bunlar da bizim oğullarımız. Oğullarımız? Oğullarımız! Gel lan. Allah. Çek bakayım sen. Allah senin ne yapmasın lan? Lan neredeydin bu zamana kadar lan? Neredeydiniz oğlum? İtalya'daydık ama amcacığım yani ben senin oğlun değilim. Değilim yani sen burada sarışın kadının yanındakisin. O yüzden senin oğlun. Ah ama saç rengi, kıvırcıklığı, boyu bu bildiğin sarı. Evet. Benim anne sarı çünkü. Ya siz bu değil misiniz? Evet. Benim anne bu. O zaman siz benim baba. Bu benim. Bu da senin anne. Sen. Allah. Lan o zaman sen de benim oğlumsun. Lan gel bir sarı. Oğlum benim oğlum. Arif, o zaman bu durumu Nuriye ile Hacer'e söylemeliyiz. Bir gün bile bekletirsek eşlerimize çok ayıp olur Zekeriya. Söylemeniz lazım. Tabii canım, bize yakışan da o. Söyleyelim. Söyleyeceğiz. Oğlum benim koçum. Oğlum koca adam olmuşsun ya. Lan sarışın oğlum mu oldu benim bu yaştan sonra ya? Koskoca adam olmuş ya maşallah. Allah Allah bu yaştan sonra. İşte vallahi yani böyleyken böyle. Bunlar da bizim oğullarımız. Yani Nuriye, biz de 5 dakika önce öğrendik. Dedik ki saklamanın bir anlamı yok. Gidelim delikanlı gibi açık açık söyleyelim dedik. Hepsi bu. Bundan sonrası vallahi sizin takdiriniz yani. Yani öncelikle dürüst olduğunuz için sizi takdir etmemiz gerekiyor. Yani bence de hani sizin yerinizde başka biri olsa bunu saklamak için 40 tane dümen çevirirdi. Belki kendini de aileyi de parçalardı. Bak Arif, çocukların bir suçu günahı yok. Yok, yok. Yok şimdi. Onların da en doğal hakkı çocukların babalarını bilmesi, değil mi? Onlarla beraber olma, bunlar çok doğal şeyler. Hakları yani. Tabii. De. Ama siz, ikiniz. Yeter lan. Ama ikiniz. Bana yetti mi? Bu ne kepazeliktir? Öldün mü? Öldüysen öldün mü? Öldün mü? Bakayım dur biraz daha. Hayalimizde bile bizi boğuyorlar, öldürüyorlar. Ne yapacağız Arif? Oğlum ben dedim sana. En başından söylesek bile bir şey değişmeyecekti. Öyle diyorsun ama belki de karılarımıza yalan söyledik diye oluyor bütün bunlar. Bak Ahmet'le Azra ayrıldı. Azra'm çekti uzak diyarlara gitti. Ben kızımı çok özlüyorum. Çok üzülüyorum Arif. Oğlum ben de üzülüyorum ya. Yani Hacer'le Nuriye'yi düşününce benim göğsüme öküz oturuyor ya. Öğrendiklerinde çok üzülecekler. Tabii üzülecekler. Üzülmeyecek şey mi? Ya onlar bize yapsalar da aynısını? Nasıl yani? Yani bizim onlara yaptığımızı onlar bize yapsaydı. Hacer'le Nuriye. Evet. Bize aynısını yapsalar diyorsun. Evet. Başkalarından çocukları olsaydı mı diyorsun? Evet. Emmemmemmem kaldın öyle çeneye bak. Sokaklar, yerler taş döşeli, çeşme var. Gerçi çirkin bir tarafı var çeşmenin. Çantalarınızı da taşıyın. Okey, ne kadar tuttu? 150 lira tuttu ama 150 lira verseniz yeterli maksat. Taş vermeyin ya. Okey. Thank you. Nereden başlayacak anneleri aramaya? Şuradakilere sorayım. Ah, hello. Hello. Hello kızım, hello. Hello.
siz turist misiniz? No, biz aslında birini aramaya geldik. Annelerimizi. Bu mahallede yaşıyorlarmış. Babalarımız bize bu fotoğrafı verdi. Bunlar babalarımız, yanlarındakiler de annelerimiz. Vallahi Zekeriya biz de şimdi öğrendik. Hemen gelip size söyleyelim dedik. Yani herkesin içinde söyleyelim dedik. Herkes bir anda duysun bilsin istedik. Olay, olay, olay. Hacer'le Nuriye'nin İngiliz kızları çıktı. Yandım Arif. Bari muhtarı çağırmasaydınız Hacer. Ay bunda ne var ki Arif'ciğim? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Hem ne yapacaksın ki? Ufacık bir gençlik hatası. Yani siz adına cahillik deyin, tamam mı? Yani ne olacak ya, işte boyumuzla beraber fıstık gibi kızlarımız olmuş maşallah. Arif'ciğim dön de bir bak. Bir bak, dön de bir bak. Bak aynı biz, hele sağdaki uzun boylu sarıçın olan. Aynı ben, ağzı, burnu, endamı Hacer. Olayımız budur. Ay. Oğlum ne, niye böyle şeyler hayal ettiriyorsun bana? Lan çok kötü oldum, sıcak bastı. Basar tabii, basmaz mı? Ya nasıl kötü oldum değil mi? Oğlum olur mu öyle şey? Kadınlar doğurdukları çocukları bilmezler mi sanki? Babaları mı doğurdu kızları? Saçma saçma konuşma ya. Detayda boğulma. Duyguya gel, duyguya. Düşüncesi bile kötü değil mi? Çok kötü oldum ya. Biz karılarımıza ne yapmışız böyle ya? Nasıl böyle bir şey yaptık biz ya? Bir de Çavi ile Zola'yı soktuk yanlarına. Biz böyle şeyler yapılır mı hiç insana ya? Tamam Arif, hiçbir şey için geç değil. Gel gidelim delikanlı gibi her şeyi böyle böyle anlatalım. Ne olacaksa olsun yani, bize yakışan budur. Söyleyelim mi diyorsun? Çok korkuyorum ama söyleyelim. Söyleyelim, söyleyelim ya. Oğlum her gün ölmektense bir kere ölelim, kurtulalım. Ayşe, Ayşe. Efendim Arif amcacığım. Ayşe, annengiller nerede kızım? Hacer teyzen falan? Dükkanda kahve içiyorlar beraber. İyi, tamam. Tamam, tamam kız, sağ ol. Gel, 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 gel. Ayşe ne yapıyorsun ya? İnsan bir kapı çalar, bir şey yapar yani, bir geliyorum der. Sonuçta bura benim yatak odam, evim. Tamam ya, pardon. Böyle üstü açık ev mi olur hem? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım, başka bir seçenek yok ki. Doğru. Ben babamla konuşsam, zaten ablam da yok. Siz bizim odaya geçersiniz Çavi'yle. Ben de küçük odaya geçerim. Ya çok sağ ol ama gerek yok. Ha, biz iyiyiz burada. Zaten yani Zekeriya Usta ile Nuriye teyze, Azra yok ya, moralleri bozuk, o yüzden söylüyorum yani. Evet ama hepimiz üzgünüz ablam gittiği için. Hem yani böyle de olur mu? Siz bizim evde olursanız belki biraz ses olur, moral olur. İyiyim ben yani, sağ ol. İyiyim, iyiyim. İyi misin gerçekten? İyiyim gerçekten. Neyi kastettiğimi biliyorsun değil mi? Ben de biliyorum senin neyi kastettiğini. Ya tamam Ayşe, tamam özlüyorum. Ya özlüyorum ablanı, Azra'yı özlüyorum. Ama o bir karar verdi ve mutlu olmaya çalışıyor. İnşallah da mutlu olacak. Ben de iyi olacağım. İyiyim zaten. İyiyim yani. İyi o zaman. Sana bunu verebilirim artık. Bu nedir? Ablam gitmeden yazmış ve bırakmış.
Hemen verme, doğru zaman kola dedi. Ben de bekledim. Peki sence şu an doğru bir zaman mı? İyi değil misin? İyiyim dedin. Ver o zaman. Hayır, hayır, hayır ya. Tamam, iyiyim ben. Ya tamam bak Ayşe, biliyorum ikimiz de Azra'yı özlüyoruz. Ama Azra yeni bir hayat kurmaya çalışıyor kendine. Kabul ettik. Ya bak ne kadar mantıklı konuştum ya. Merak etme, kendime bir zarar vermeyeyim. Öldürmeyeceğim kendimi, korkma. Tamam. Ablam ve sen bir gün bir araya geleceksin Sola. Ben inanıyorum. Kapıyı düşünecek halimiz mi? Geç yani. Al bu kapı, bu da kapını sapıtıyor ya adam. Ha. Kız sen ne diyorsun ya? Patates soğanca geçmiş geçen gün. Aa, kız bunlar ne yapıyor böyle? Aa. Hareketleri, hareketleri. Çok koskoca adamlar. Şu cıvıklıklara bak ya. Bak benimkine bak, kunduz gibi. Ne yapıyoruz lan biz? Çok tereddütteyiz. Ne yapacağız Arif? Arif! Dur. Dur, dur. Oldu. Ne? Bir dakika. Yazım Turam. Yaz. Ya. Yazı Turam. Bunlar bebele. Bunlar var ya, bir iş çeviriyor ya. Dur bakalım. Bunlara ne oldu? Sonradan sonra iyice delirdi. Bir cıvık hareketler, eşek kadar adamlar ya. Ne yapacağız Arif? Ben ne bileyim işte, ben ne bileyim. Şey mi yapsak acaba? Ben diyorum ki kaçalım diyor. Öyle mi diyorsun? Ha öyle diyor. Ama sana kaldı yani, sen ne dersen o. Ben diyorum öyleyken öyle diye söyleyelim mi? Söyleyelim o zaman. Hatta böyleyken böyle. Tamam ya, öyleyken öyle, ya böyleyken böyle. Yürü. Kunduz'a bak, Kunduz'un. Bizim şey ya, size bir şey söylememiz lazım. Evet, ikimizin de size bir şey söylemesi lazım. Tamam. Tamam. İkiniz birden söyleyin. Hadi bakayım. Dökelim. Yine ne haltlar çevirdiniz ha? Kutlu beygirler. Bunları var ya, fazla bir araya getirmemek lazım. Ne zaman bir araya gelseler bir halt karıştırıyorlar. Tabii canım, bunlar ne zaman bir araya geliyorlar hop bir olay. Ha ne oldu yine? Ya zorlaştırmayın olayı ya. İşte bir şey söyleyeceğiz. Biz zorlaştırmıyoruz canım. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Kıvırım kıvırım kıvranıyorsunuz. Nasıl söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Bilemiyoruz ya vallahi. Kız Nuriye. Hı? Kız biz bunların nesini beğendik de koca diye aldık. Ben hatırlamıyorum. Vardır illaki bir şeyleri ya. Gençlik kız, gençlik. Belli ki basiretimiz bağlandı. Gençliğin de daha fenaydı. Bak Kunduz'a bak. Gel, gel hadi. Üf. Kunduz gibi geliyor. O boynu nasıl uzun? Ne oldu? Fosurdak bıyık ha? Hacer sen saçını mı yaptırdın ya? Değişik olmuş, güzel olmuş. Nuriye, sen kilo mu verdin? Ya sen sağdan soldan laf bulup durma ya. Ne söyleyeceksen söyle, yumurtla. Hadi. Sen kötü bir şey mi söyleyeceksin Arif ha? Saç baş deyip duruyorsun apır sapır. Söyle. Söyle. Son damla kanı akıt da öleyim artık. Ya öyle ölünce kalınacak bir durum yok ya. Tamam yani hayat devam edecek yani sonunda. Neyi söyleyin o zaman. Kız kötü bir şey mi var? Ha? Kötü. Kötü bir şey. Kötü bir şey mi Arif? Ha? Gözlerime bak. Arif. Gözlerime bak. Arif gözüm nerede? Bağırtırıyorsun beni. Lan gözüm orada mı aşağı in azıcık? Ha? Bak gözlerimin içine. Söyle. Kötü bir şey de. Ay kötü bir şey ya. Bu kötü bir şey. Kötü bir şey bu. Kötü. Ne kötü ya? Çok kötü. İstemiyorum ben. Söyleme o zaman. Nasıl yani? Ben Azra'nın üzüntüsünden günlerdir uyumuyorum. Kalbim daha fazla dayanamaz kötü haberi, tamam mı? Söyleme istemiyorum. Ne bu be? Sen de söyleme Arif. Sakın söyleme. Üzüntü kotamı Ahmet sayesinde doldurdum. Bir daha bir şey duymak istemiyorum. Söyleme. Emin misin Hacer? Çok eminim. Duymak istemiyorum. Söyleme. Git başka yerde kötülenin. Sonra pişman olma ama. Sus! Yürü kalk lan, kalk. Kalk ama vallahi. Söyle ne yapayım? Kalk.
Üzerimden büyük kalktı. Benim dalan kalk. Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Söylemesin mi? Söylesinler mi kız? Söylesinler, söyleyin. Söylemeyin, yok yok söylemeyin. Söylemesinler mi? Söylesinler değil mi? Söylemeyin, söyleyin ya. Hadi söyleyin ya. Ay yok ya, benim kalbim malbim dayamaz. Söylemesinler bence. Söylemesinler mi? Yok, söylemesinler. Söylesinler ya da ya. Ha, söyleyin. Söylemeyin. Söylemeyin, yüreğimiz dayanmaz. Söylemeyin. Söylemeyin, gidin. Öyle mi? Kaçtı. Kalk, kalk. Ya bir dakika, bir dakika. Söyleyin. Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Zekeriya, söyleyin, söyleyin. Söyle Arif, söyle. Söylesinler mi kız? Söylesinler, söyleyin. Söyleyin. Ha, söyleyin. Yok ya, söylemeyin ya. Söylemesinler. Ya benim kalbim dayanmaz sonra. Ya, dayanamayız, söylemeyin. Söylemeyin ya. Söyleyelim mi? Söyleyeyim. Söylemeyeyim. Söyleyeyim. Söylemeyeyim. Oğlum kız, söyleyeyim. Şebeye çevirdiler bizi. Ne yaşadık lan biz biraz önce? Vallahi bilmiyorum Arif de benim içimden böyle ılık ılık bir şeyler aktı kardeşim. Ya sen ne diyorsun oğlum? Hani bir kere ölecektik biz? Bir dakika içinde 30 yıl gitti ömrümden. Sana bak, bunlar fikir değiştirmeden biz bir an önce kaçalım buradan. Yalnız benim ayaklarım, dizlerimin bağı çözüldü. Yardım et, kaçalım. Söylesek mi, söylemesek mi? Ne onu? Tamam işte, söylemeyin. Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Ben anlamadım. Bir söyle diyor, bir söyle. Söyleme. Kaçalım artık, kaçalım. Yürü oğlum, yürü. Hep böyle zamanlarda dizinin bağı çözülür zaten. Kaç. Topar gittiğim ailemi, sevdiklerimi, seni geride bıraktığım için ne olur kızma bana. Olanlardan sonra kalamam. Ne neşem kaldı, ne huzurum, ne de kendime güvenim. Sadece unutmak için değil. Ağlamak, yanıp kahrolmak, sonrasında küllerimden yeniden doğmak için tek başıma kalmam gerekiyor. Yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu iş bana çok iyi gelecek, biliyorum. Kendime güvenimi yeniden kazanacağıma eminim. İşte o zaman onlarla yüzleşmeye, yeniden sağlıklı düşünmeye takatim olacak. Şimdi ise kimseyi görecek, kimseyle konuşacak halim yok. Ne olur anlayış göster. Beni arama. Hayat bir gün tekrar bizi bir araya getirecek Zola. İnanıyorum. O zamana kadar bulutlara bakacağım. O bulutların senin de başının üstünden geçebileceğini düşüneceğim. Sana bulutlarla sevgimi göndereceğim. Ben de sana sevgimi gönderiyorum Azra. Bulutlarla. Bütün kalbimdeki aşkla beraber. Ahmet. Nereye gidiyorsun? İşim var. Benim de sana burada ihtiyacım var. Neymiş işin? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen beni köpeğin falan mı sanıyorsun? İstediğin zaman çekiştireceksin. Babanın parasıyla her istediğini yaptıracaksın. Sen istediğin kadar negatif tarafından bak. Benim tek yaptığım sana ilgi göstermek. Hem belki ben de gelirim seninle. Olur, gel tabii. Hatta gel ki yanımdayken insanlar senden ne kadar nefret ettiğimi görsünler. Sevmiyorum desen yine acı. Ama nefret. Ben zor zamanlarında senin yanında oldum. Hiç mi değeri yok? Bak, ben sana bir söz verdim. Ve sözümün arkasındayım. Ama 6 ay sonra sen yoluna,
Ben yoluma. O yüzden daha fazla beni sıkfaz edip durma. Ne haber Zola? Nasılsın? Kızgınım sana kardeşim. Sen de mi sırtını döndün bana? Ben sana sırtımı falan dönmedim Ahmet. Dönemem, sen benim kardeşimsin çünkü. Ama çok kızgınım sana. Ya ben anlamıyorum ki yani. Ben gerçekten anlamıyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen kızı delirtmeye falan mı çalışıyorsun? Kahrolsun mu istiyorsun? Ne istiyorsun Ahmet? Ya madem vazgeçtin kardeşim, madem istemiyorsun, niye o günü bekledin? Önceden söyleseydin ya. Kızın en mutlu gününde o kadar insanın içinde onu rezil ettin sen. Elveda hayatımın aşkı. Zola. Benim hayatta en son üzmek istediğim kişi Azra'dır. Ya her şeyden önce o benim çocukluk arkadaşım. O benim çocukluk aşkım ya. Ya ben hayatımda onun kadar kimseyi sevmedim Zola. Madem sevmedin, madem onu sevdiğin kadar kimseyi sevmedin Ahmet, neden böyle bir şey yaptın ya? Neden? Bak senin bir karar vermen gerekiyor. Seviyor musun, sevmiyor musun? Bunu Azra'ya yapamazsın. Bunu kendine yapamazsın. Bunu bana yapamazsın. Ya böyle bir şeyi Çağla'ya bile yapamazsın. O bile hak etmiyor. Bu iş bitti artık Zola. Azra'yla bizden olmaz artık. Yoksa istemeye gelmez miydim sanıyorsun? Sen Azra'yı daha çok hak ediyorsun benden. Sen yani niye? Sen benim... Hadi göğsünde eğlendin ya, tamam, ben onunla bir şey demiyorum. Ben kesin eğlendim. Ben onunla vermem ben. Tamam, idare ettim seni. Ama sen benim kız kardeşim olsun, böyle bir şey yaparsın. Bey Sıçko, hayırdır? Ne yapıyorsun? Seçim konuşması mı çalışıyorsun hayalinde? Ne yapıyorsun? Suzan, vallahi sorduğun iyi oldu ha. Ben de sana nasıl söylerim diye dört dönüyordum. Aa, hayırdır ayol? Suzan, ben bu Ahmet'e çok kızgınım. Yani Azra'ya böyle önce ümit verip sonra da ortada bırakmasını hazmedemiyorum. Haklısın Veysi, vallahi haklısın. Ne desen haklısın. Ahmet'in yaptığı aklıma geldikçe uykularım kaçıyor ya. Değil mi ya Suzan? Ya insan sevdiğinde böyle bir şey yapar mı? Suzan... Müsaadenle ben bu gidip Ahmet'e iki çift laf etmek istiyorum. Ay ne müsaadesi? Tabii ki gideceksin, konuşacaksın. Sen onun abisisin, eniştesisin. Sen konuşmayacaksın da kim konuşacak? Ayrıca sana bir şey derse karşısında beni bulur. Hayır yani efendim, hayır. Ben durayım, durayım ben. Hiçbir şey konuşmayayım diyorum ama Suzan böyle tutuyorum, şişiyorum, şişiyorum, şişiyorum. Vallahi var ya artık tutamayacağım. Bir patlayacağım, böyle her taraf beyinsizlikler olacak. Aa ne olmaz, ne olmaz. O kadar da patlama da sen adam gibi git konuş. Tamam, benim adıma da birkaç şey söyle. Ondan sonra gel. Elimden bir kaza çıkacak Suzan. Bir de kafayı nur çıkmış böyle artist artist böyle bakışları yok mu? Şeytan diyor var ya, git bir tane elinin tersiyle çırp. Yok. Sen ne çırp ne vur hiçbir şey yapma, zaten şiddeti karşıdır. Sen normal git konuş gel, tamam mı? Hiç öyle şeylere girme. Yok zaten vurmam Suzan, vuramam vuramam. Maazallah bir şey olur. Şimdi biliyorsun ben 3 ay taekwondo yaptım. Böyle kursta insanlara bir çırpıyordum, hop bayılırlardı zaten. Benim böyle elimin tersi çok ağır diye beni kurstan kovdulardı. Ha, öyle miydi o? Hı hı. Sen şey dememiş miydin? Ben orada çok dayak yiyorum. O yüzden kursa devam edemeyeceğim falan. Öyle bir şey. Nasıl? Yok bir şey yok, hadi. Git konuş. Git konuş da rahatla, hadi. Vallahi gideyim konuşayım ya, doğru söylüyorsun. Hadi. Şunu bir çırptırıversin. Allah'ım önlüğünü. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi gazan mübarek olsun. Ya. Yemeyeceğim, hamileyim. No, no, no. E poi in Italia dicono che sono uno. Spacco cuori, che molla.
che molla la ragazza, ma tu guarda cosa fa Ahmet. No, 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 no. E questo punto poteva lasciarla di mettere mente all'altare. Ya Çevi, ne diyorsun? Alt yazında yok, anlamıyorum. Türkçe konuşsan da ben de anlasam sinirinin sebebini. Ayşe, acayip kızgınım ya ben bu Ahmet'e. Yani bak canım, zamanla biz de kızlardan ayrıldık. Yani bana da kalp kıran falan dediler ama ben kimsenin kalbini böyle kırmadım ya Ayşe. Gerçekten acayip kızgınım. Yani gidiyorsun sen kızı, evlenmeye davet ediyorsun, istemeye gideceksin. Hop, ortadan yok oluyorsun. Çok kızgınım Ayşe. Al benden de o kadar ya. Ahmet abiye o kadar kızgınım ki, o dua etsin ben kız kardeşim. Veysa abimin yerinde olacağım var ya, ben ona gününü gösterirdim ama. Ayşe'cim, yani eğer abisi olsaydım ne yapardın? Her büyüğün yapması gerekeni yapardım. Çekerdim o Ahmet'i kenara, yapıştırdım yakasına. Sen benim kardeşimi nasıl üzüyorsun lan derdim. Doğru konuş oğlum. Var ya, senin var ya ben. Böyle yapıyorlar değil mi? Abiler böyle dilde çıkıyor falan. Evet, evet. O zaman benim de öyle yapmam lazım. Evet, neticede yani Asra benim de kız kardeşim. Sayılır. Kız kardeşim sayılır. Benim kız kardeşim sayılır ya, ben Azra'yı kız kardeşim gibi sevdim, anlıyor musun Ayşe? Ya ben var ya, ben seni de kız kardeşim gibi seviyorum ya. Ben gidiyorum. Ya Çevi nereye? Ahmet'e söyleyecek bir çift lafım var. Yürü be, benim işimle söyle. Sayılır tabii, kız kardeş sayılır. Nasılsın Arif? Nasıl olayım oğlum? Benim bünyem hala şoku atlatamadı, biliyor musun? Ben de öyleyim. Dön dolaş hep aynı yerdeyiz ya. Yine söyleyemedik, yine söyleyemedik. Bundan sonrası daha da zor lan. O kadar yükseldiler ki. Söyle, söyleme. Söyle, söyleme. Söyle, söyleme. Ya biz de insanız ya. Aa. Ben vallahi bir ara kesildim. Korkudan neredeyse ağlayacaktım. Lan neyse oğlum, tamam geçti artık. Söylemek istedik, söyletmediler. Bundan sonrasını akışına bırakmak lazım ya. Ne oluyor lan? Ne yapıyor lan? Çavi, nereye gidiyorsun oğlum? Özel bir mesele. Ne özel meselesi lan? İnsanın babasından saklı özel meselesi mi olurmuş? Arif, bu benim oğlum. Onun babası benim. Ay Allah'ım. Ya ben hep karıştırıyorum bunu ya. Bu kıvırcık böyle boyu, saçı falan bana benziyor ya. Allah'ım yarabbim ya. Eş. Kafan iyi. Allah Allah, Allah Allah. Bu bana benziyor diye ben de öpüyor. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, kalan eşyalarımı topluyorum. Neden? Siz kalacaksınız artık burada. Ahmet. Sizi bizi mi var kardeşim ya? Ya zaten hepimiz sokakta yaşamıyor muyuz? Gel sen de burada bizim yanımızda bir yere kıvrılırsın. Kocaman yer zaten. İyi diyorsun, güzel diyorsun da havalar soğuyunca ne yapacağız? Yani aslında benim aklımda bir fikir var ama... ben diyorum ki buraya bir tane bir baraka yapalım. Yani kulübe falan gibi bir şey. Önüne de bir çardak, güzel olur yani. Ha, iyi fikir. El birliğiyle bir tane gece kondu dikelim diyorsun. Yani... gece de çalışırız, gündüz de çalışırız. Ne olacak ki? Ben tam anlamadım onu ama önemli değil ya. Boş vakitlerimizde yaparız işte. İyi hadi, ben kaçtım. Tamam, kaç bakalım. Hiçbir yere kaçmıyorsun Ahmet Efendi. Sana iki adet lafım var. Buyur söyle işte. Çok kızgınım sana Ahmet, çok. Senelerce gizli gizli kız kardeşimle gezmişsin, tozmuşsun. Hadi bir haltlar yedin, tamam diyelim. Yahu aşık da değilmişsin kıza. Hı? Gönül eğlendirmişsin. Bir şey söylesene Ahmet. Öyle değil de enişte, hele hele bir şeyler söylesene. Ahmet, bak susma, beni biliyorsun. Elimden bir kaza çıkar. Nerede olan o Ahmet? Oğlum sana acayip kızgınım ya. Sen o güzel kıza, sen Azra'ya, sen nasıl bunu yaparsın ya?
He? O kız seni bütün gece isteme için bekledi üzgün üzgün ya. Sende hiç acıma duygusu, vicdan falan öyle şeyler yok mu sende? Kız kardeşime öyle yapmayacaktın Ahmet. Çok kızgınım. Sana ne oluyor lan? Dış kapının mandalı. Ne demek ne oluyor ya? Bir kardeş üzüldüğünde hesabını sormak abinin görevi falan değil midir? Görevidir. O yüzden de ben buradayım işte. Allah Allah. Sana ne oluyor? Ya o benim de kardeşim. Tabii. Benim de. Ben abisiyim onun. Kimin abisiyim? Azra'nın abi. Kimin abisiyim? Kim? Azra'nın abisiyim. İkimizin de babası aynı. Zekeriya Usta. O yüzden çekil. Hesap soracağım ben şimdi. Tabii ne yaptın sen? Ne diyorsun sen? Neyi söyledin? Farkında mısın? Ya. Neyse abi, bilmiyordu değil mi? Bilmiyordu. Ahmet. Ne diyor bu? Babalarımız aynı falan filan. Senin de mi haberin vardı? Babalarımız, onun babası benim. Aynı Zekeriya'nın oğluyum. Babalarımız aynı mı şimdi? Benim babamın bir oğlu daha mı varmış? Beysi abi, hazırsan ben de bir şey söyleyeceğim sana. Biz Ahmet'le kardeşiz. Yani ben Arif Usta'nın diğer oğluyum. Yok artık anasının... Allah! Adam bayıldı ya. Dur. Tut. Şöyle kaldır. Kaldır. Ha. Şuraya taşıyalım biz. Tamam. Dön. Koy. Koş. Evet. Bayıldı ya. Gerçeği kaldıramadı. Öyle mi? Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Zekeriya ya. Akşam iki tane rezervasyon vardı ya. İkisi de iptal. Ne yapalım Nuriye? Kısmet. Sağlık olsun. Ne yapalım? Olur mu böyle ya, bir tane müşteri? Bugün de aslında benim hiç çalışasım yok. Tamam, senin mi benim mi ya? Vallahi yani ne yapalım biz, kapatalım mı dükkanları? Kapatalım lan vallahi. Bugün de çalışmayalım hadi. Boş ver. Of ki ne of. Ay Allah'ım yarabbim. Lan Kutluk, ne oluyor lan bize? Yaşlanıyor muyuz lan yoksa? Ben de anlamadım ki. Benim de vicdanımda bir rahatsızlık var. Böyle içimde bir sıkıntı. Ama ben vicdansız bir adamımdır sonuçta. Yani ne oluyor lan bana? Tamam sen vicdansız. Ben vicdansız da değilim ama ben de kendimi kötü hissediyorum. Biz söylemeyi denedik ama değil mi? Denedik. Denemedik mi? Denedik. Denedik mi denedik. Yani bizi dinlemediler mi? Dinlemediler. What can I do sometimes? You have to look at the tabela. Ne diyorsun lan? Ya çocuklarımızı da perişan ettik. Böyle gelmeler, gitmeler, küsmeler, ayrılıklar. Kendi derdimize düştük. Çocuklarımızla ilgilenemedik. Hem ortalığı karıştırdık, hem de adam gibi babalık yapamadık. Lan Zekeriya, biz çocuklarımıza babalık yapamadık mı lan gerçekten? Arif, bak ne diyorum. Adam gibi koca olamadık. Gel bundan sonra iyi baba olalım. Çocuklarımıza iyi babalık yapalım ha, ne dersin? Lan nasıl baba olalım oğlum? Sen de 4 tane, ben de var 3 tane çocuk, toplamda 7. Onlar için yapacak bir şey yok artık. Bırak şimdi, dede olacağız. İşte torunlarımızın derdiyle ilgilenir, onun gönlünü alırız. Allah da bizim günahlarımızı affeder, ne yapalım? Hiçbir şey için geç değil Arif. Yediğimiz halkları öğrendiklerinde belki yüzümüze bile bakmayacaklar. O yüzden fırsat bu fırsat, çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi yapalım, tamam mı? Ha. Evet ya, haklısın vallahi. Hiç olmazsa onların gönlünü alalım değil mi? Evet. Oh. Enişte. İyi misin? İyiyim ya çocuklar. Ya
Ya bir rüya gördüm. Allah hayırlara çıkarsın inşallah. Ay, bu çabı benim kardeşimmiş ya. Rüya değildi değil mi? Bir şansımı deneyeyim dedim. Allah! Allah! Annemler biliyor mu? Hayır, no, no, no. Haberleri yok. Hacer teyze? Yok. Azra, Ayşe, Suzan. Suzan biliyor mu Suzan? Yok, kimse bilmiyor işte. Babamlar? Ha, onlar biliyor. E peki biz bunu annemlere nasıl söyleyeceğiz? Söyleyemeyeceğiz. Yani söylersek babamların hiç şansı kalmaz. Aynen. Hmm. Hmm. Ahmet Efendi? Ahmet Efendi, vallahi helal olsun sana ha. Helal olsun. Ne kadar güzel içselleştirmişsin durumu. Oh, özümsemişsin falan. Yahu hiç mi kızgın değilsin Arif amcaya? Ya enişte, kimseye bir şey diyecek halim mi var benim? Herkes zaten kızgın bana. Ben de sana çok kızgınım Ahmet. Hepinize, hepinize çok kızgınım. Yahu annelerimizden böyle bir şeyi nasıl saklarsınız? Hadi söyledik varsayalım. Ha, söyledik, ne olacak sonra? Babalar kendilerini nasıl affettirecekler annelere? Ha? Ya yani bak, babalarımız ailelerini, işte oğullarını, çocuklarını, kızlarını kaybetmekten çok korkuyorlar. Ben eminim şu anda oturmuş biz nasıl söyleriz diye plan yapıyorlardır hatta ya. Yani kimseye söyleyemezsin işte. Suzan. Enişte yapma, gözünü seveyim. Bak hamile zaten, sakın lütfen çaktırma. Çaktırmam, çaktırmam. Çocuklar beni bilirsiniz. Kaşımdan gözümden bile anlamayacak kimse. Sumak dökeyim. Neyesi? Ne konuştunuz Ahmet'le işte? Ne? Bir şey ya. Bir şey, hiçbir şey konuşmadık. Ben zaten görmedim ki ben Ahmet'i. Ahmet'i ben görmedim ki. Zola'yı da görmedim. Çavi'yi de görmedim. Ben hiçbirini görmedim. Ahmet kim ya? Aşkım ne oldu? Aranızda kötü bir şey mi yaşandı ha? Ne oldu? Ne ya? Hayır efendim, bana bir şey söylemedi. Ben zaten bana bir şey söylemedi. Bana bir şey hiç söylediyse de ben duymadım Suzan. Hiçbir şey duymadı. Zaten bir şey söyleyeceğim sana ya. Bir şey söyleyeceğim. Ahmet kim bana bir şey söyleyecek acaba? Beysi, sen ne saçmalıyorsun yine ya? Ha? Bana bak. Sen bir şey duyduğunda benden mi saklıyorsun? Saklamıyorum. Saklamıyorsun. Saklamıyorum. Ha. Benden bir şey saklamıyorsun. Ama asla saklamıyorum. Beysi, bak. Bak, zaten hamileyim. Hormonlarım alt üst olmuş. Böyle gelgitler yaşıyorum. Daha fazla benim üstüme gelme. Annem mi acaba sizi? Bakayım bir, Veysi gel bakalım. Aa, annem. Vallahi annem Suzan. Anne çağırınca gidilir. Ben gidiyorum, görüşmek üzere. Sen benden ne saklıyorsun Veysi? Ya Çavi ya. Çavi, ne yaptın oğlum sen ya? Ya sen niye ağzına sahip çıkamadın da her şeyi söyledin ya? Ya uf, artık mahallede kim biliyor, kim bilmiyor, benim kafam çok karıştı. Zola ne bileyim, kaçtı ağzımdan ya. Vallahi sen dua et, Veysi Usta kimseye söylemesin onu yani. Ki ben hiç güvenmiyorum Veysi Usta'ya. Hele babalar öğrenirse, vallahi biteriz. Ben kendilerine güvenmek istiyorum. Aa, babalar geliyor. Bunlar niye sırıtıyorlar Zola? Vallahi ben anlamadım ama korkuyorum kardeşim. Aa, acaba öğrendiler mi lan? Bir sus be Çavi, ağzından güzel bir şey çıksın. Babacığım. Nasılsın kerata? Ne var ne yok? Sevgilin var mı he? He? Gel lan. Gel gel. Paran var mı lan? Paran var mı paran? He? Çıkma yapayım mı? He? Yapayım. Lan ihtiyacın olur, genç adamsın. Kızla uğraşacak mı lan? Ne diyorsun? Bunlar var ya, ya bizi sünnet edecekler ya da öldürecekler. Bence de kardeşim, son isteklerimizi yerlerine getiriyorlar. Aman, siz de her ineğin altında buzağı aramayın be. Şey diyor, her şeyin altında bir şey aramayın diyor. Ha. Her şeyin bir sebebi olmak zorunda değil diyor. Yani biz size daha iyi birer baba olmaya gayret etmeye karar verdik. Ha. Ya.
Ya bu güzel ama iyi hareket değil mi? Galiba yani. Ya aslında biz zaten... Gerçekten mi ya? Yani biz size geldiğinizden beri iyi davranmadık yani. Korktuk, saklandık. Yani bunlar bizim oğullarımız diyemedik şöyle göğsümüzü gere gere. Çünkü siz doğarken biz yanınızda değildik. Çocukken de yanınızda değildik. Değildik. Büyüdüğünüzde yanınızda değildik. Görmedik bile büyüdüğünüzü. Yani o yüzden dedik ki çok zaman kaybettik. Bu zamanı telafi edelim. Bir yerden başlamamız gerek dedik ve başladık. Yani evet aslında yani Zolay'la biz çocukken bu duruma çok üzülürdük zaten aslında. Allah Allah. Yani öyle. Yani başımızda bir baba olsun falan çok isterdik. Siz zaten bizim anneleri gördünüz. Gördük. Yani değişik birazcık onlar. Evet ya, evet bunun bir eksikliğini biz çektik yani. Biz böyle küçükken Zolay'la hep parka giderdik. Hatta biz Çavi'yle beraber bir oyun bulduk. Babacılık oyunu. Babacılık mı? Yani şöyle, mesela ben salıncak, onu sallıyordum salıncakta. Ben baba oluyordum. O beni salladığı zaman o baba oluyordu falan. Evet, evet. Yani bu bizim böyle babacılık favori oyunumuz gibi bir şeydi. Hatta bu bizim içimizde şey kaldı, uhde kaldı yani. Baba olsaydı da bizi parka götürseydi diye ya. Parka mı götürelim sizi? Bunu mu istiyorsunuz yani? Biz de istek. Bu ne lan? Ama önce parktan başlayabiliriz. Ne yaptınız oğlum? Götüreceğiz Arif. Söz verdik götüreceğiz. Tamam götüreceğiz. Bu ne lan? Oğlum. Oğlum ne yaptınız lan siz böyle? Londra'da muhafız nöbet değişim törenlerini yakından izledim. Ya biçim ye. Ayıp ayıp bak burada küçük çocuklar bekliyorlar sallanacaklar diye. Ablacığım sen bunların saçına sakalına bakma. Bunların zeka işi daha çok küçük, çok küçük. Evet. Ama hadi daha hızlı ama daha hızlı. Oğlum ayıp lan ayıp. Elim kolum koptu lan. Şimdi balık tutmaya. Hadi pikniğe. Gol mü bu? Değil. Gol mü değil ya? Aa, bu çok iyi bir kale. Al. Ama bak ya biz ama burada pikniğe gel. Aa geldi. Hep bu saatlerde geliyor. Abi benden kaçar mı ya? He? Ben de sen bu mahallede bir şey kaçtığını gördüm. Araba ne güzel diyor. Sevgili takipçilerim, işte evet, şimdi gördüğünüz gibi işte mahallemize ünlü iş adamı Fikret Bey geldiler. Şimdi onunla görüşeceğim. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bir emriniz varsa söyleyin lütfen. Siz de hoş geldiniz efendim. Siz sanırım Çağla Hanım'ın
ablası oluyorsunuz. Yani böyle bu güzellik, bu zarafet sanki aranızda 20 yaş var gibi. Yani 20 yaş var. Çağla benim üvey kızım olur. He, benim iltifat boşa gitti. Tüh. Efendim ben sizi oğlum Necdet'le tanıştırayım. Necdet çok tatlı bir çocuktur. Gerçekten her emrinize, her sözünüze gelir. Kendisi çok efendidir, çok kibardır. Yani ben şunu düşündüm de acaba dedim Çağla Hanım'ın dedim böyle bir ufağı da bir kızınız var mı? Yok. Çağla tek kızım. He. Peki yapmayı düşünür müsünüz? Bu nasıl bir seviyesizlik? Sana ne? Neyin peşindesin sen bir adam? Ya ben bir şey peşinde değilim. Yani ben kendimce şöyle bir fikir yürüttüm. Bak açık açık söyleyeyim. Siz böyle seviyorsunuz ya yani. Gelip böyle mahallelerden fakir çocukları alıp onlara kız verelim. Onlara dükkan açalım falan filan. Hani dedim bir küçük kızınız varsa ya da yapmayı düşünüyorsanız benim oğlumlarla dedim yani sizi bir tanıştırmış olayım. En azından şey yaparsınız belki diye düşündüm. Niye? Düşünemez miyim? Benim başım kel mi? Kel. Hadi canım. Sana söylüyorum şu mahalleye gelmeyelim diye. Ya görmüyor musun nasıl garip tuhaf insanlar tamam, var burada? Tamam hadi. Çok da değil aslında. Arkalarda biraz var yani. Sen beni gençken göreydin. Olmadı. İyi akşamlar. Ha sen akşam olduğunun farkındasın yani. Neredeydin bu saate kadar? Çağla bak şu an çok yorgunum. Hiç seninle tartışacak halim yok. Öyle mi? Sabah çıkıp gidiyorsun. Bana hiçbir şey demiyorsun. Telefonların kapalı. Ya kimleydin, kimlerleydin bilmek istiyorum. İnsaf Çağla. Ne oldu? Sesin ta sokaktan duyuluyor. Yok bir şey babacığım. Siz kavga mı ediyordunuz? Ne oluyor çocuklar? Ben Ahmet'i aradım, ulaşamadım. Telefonu kapalıydı da merak ettim. Bir sıkıntı yok değil mi Ahmet? Yok, şarjım bitmişti benim. Nerelerdeydin? Annemin önüne gittim. Senin dergide beğendiğin aydınlatmalar değil mi? Evet de niye söylemedin bana? Bulamazsan boşuna heveslenme diye. Nerede antin kuntin şey var? Onları buluyorsun. İstediğin olmayınca da sonra seni ben çekiyorum. Ya ben çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Aman. Olur böyle ufak tefek tartışmalar çocuklar. Kızım. Bence sen Ahmet'i bu gece biraz yalnız bırak. Sabaha kadar nasıl olsa affeder seni. Bence biz aplikleri takalım. Hem ben sana yardım ederim. Sohbet ederiz bu arada. Babanın da dediği gibi. Çağla, beni rahat bırak. Peki, ama sadece bu gecelik. Ben de sizden bir mutfağa bakayım. Çok güzel değil mi? Evet. Siz geçin arabaya, ben geliyorum. Ahmet. Sen takılma oğlum Çağla'ya. Biliyorsun tek çocuk yetişti. O yüzden hem biraz şımarıktır hem de biraz kıskanç. Ama inan çok sevdiği için yapıyor. Bence artık sen de şu geçmiş hikayelerin peşini bırak ve geleceğine odakla. He? Hadi görüşürüz. Buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. Teşekkür ederim. Hadi. Bizim mahallenin çocuğu, yürü kuytuya. Yok ya Zola, dükkanda işlerim var. Aa, sen baya baya bu kafede çalışıyorsun yani. Ya şaşkınım çünkü bu adam değil miydi uzun zamandır Çağla'dan kaçan? He? Şimdi de burada beraber dükkan yapıyorsunuz. İlginç yani. Kafamı dağıtıyor Cevi, ne yapayım?
Ne gidecek yerim var, ne yapacak işim yani. Bir süre burada takılmam benim için daha iyi. İyi, o zaman kolay gelsin sana. Tamam kardeşim, sen bilirsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Ben de sizi bekliyordum. Lan ödümüzü koparttın. Ne oluyor be? Ya bu söyleyecek herhalde. Bir güvenmek istiyorum anlatmayacağına. Lan ne yapıyorsun oğlum sen? Gelin bakalım şöyle önüme. Size söyleyeceklerim var. Ne biçim konuşuyorsun lan sen babanla? Babalar, babalar. Bozulmasın aralar. Dinleyin! Arif, ne söyleyecekse dinleyelim de ben gidip huzur içinde uyuyayım bu akşam ya. Hadi. Tamam, hadi söyle bakalım. Hadi dinliyoruz, anlat, anlat. Söylemiyor da ben mi duymuyorum lan? Söylemiyor zaten. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gençlikte bir takım hatalar yaptık. Oğlum ne yaptın? Ne hata yaptın? Ne halt ettin sen? Hiç. Ben bir halt etmedim. Ben burada size ders veriyorum. Ne dersi lan? Hayat dersi. Dinleyin hele. Dinleyin. Vakti zamanında iki adet keşiş varmış. Budist keşişler. Bu keşişler böyle bir dere kenarına geliyorlar. Tam karşıya geçecekler. Bir bakıyorlar, aa! Dere kenarında bekleyen bir adet kadıncağız var. Ama geçemiyor çünkü su yükselmiş. Keşişlerden biri bu kadına diyor ki, gelin ben sizi sırtıma alayım da karşıya geçireyim. Tamam diyor kadın. Keşiş bu kadını sırtına alıyor, diğerinin şaşkın bakışları arasında derenin karşı tarafına geçip bırakıyor. Ama diğerinin bu konu aklında kalıyor tabii. Manastıra doğru yürüyorlar. Tam manastırın oraya geliyorlar. Diğer keşiş diyor ki, yahu arkadaşım, normalde bizim kadınlara dokunmamız yasak. Ama sen bu kadını aldın sırtına, hop derenin karşı tarafına geçirdin. Diğer keşiş durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Ben derenin karşısına geçip bıraktım. Ama sen hala aklında taşıyorsun. Ne anlatıyor lan bu? Oğlum, keşişler kadına ne yapmışlar? Dert bu mu yani? Ne bileyim lan? Hah, soru da bu işte. Dert bu mu yani? Ah, ah. Her şey insan için muhterem. Beşer, şaşar. Metişko, geliyor musun? Kızım, Allah aşkına al götür şunu ya. Geliyorum bana. İyi geceler babişkolar. İyi geceler kızım. Olanla ölene çare yok. Yoksa senin bu geri zekalı oğlun. Lan şeylerin bizim şeyimiz olduğunu şey mi etti acaba? Gençlik hatası falan falan. Kesin bir şey ima etti bu. Kesinlikle şey iş yaptılar Arif. Ne yapacağız Arif? Ya yavaş artık. Oğlum ne demek lan? Siz deli misiniz lan? Ne demek ağzımızdan kaçtın? Çıkıp bari meydanda bağırsaydınız. Evet. Oğlum Veysi bu dünyada en son sır saklayacak adamdır ya. Nasıl güvendiniz? Ağzında baklava ıslanmaz onun. Ben söylüyorum yeter ya. Bu söyledi ya. Ben bir şey söylemedim. Sana güvenebileceğimi hep biliyordum zaten. Ya ben Veysi abiye güveniyorum, söylemeyebilir. Ya söylerse? Aa, sanmıyorum. Söylemez. Ya söylerse? Ya söylemeyeceğim dedi adam. Ya vallahi billahi söylemeyeceğim dedi ya. Ulan ben Veysi'nin babasıyım, bu kadar güvenmiyorum. Sen nasıl güveniyorsun buna? Oğlum deli o, deli deli. Onun ne yapacağını kimse bilmez. Ne yapacağız Arif? Ya söylerse? Söyler. Söyler. Söyler bu ya. Çocuk söyler ya. Bunun gönlünü alalım, bir şey yapalım. Yani istediği bir şey yapalım çocuğa.
Bize yaptığınız gibi mi? Bak, hala konuşuyor bak. Bana bak, biz Veysi ile Suzan'ın düğününü yapamamıştık. Ne yapsak, düğün mü yapsak? Yok, anasının gözü. Nişan yapalım o zaman. Ya yok. Söz keselim bari. Ya yok. Böyle takılı makılı şeylere girmeyelim ya. Altından da üstünden de kalkamayız onun biz. Paramız yetişmez. O da var ya, yaş günü. Bak hala konuşuyor bak. Ama yarın Veysi abinin yaş günü. Vallahi mı? He? Ulan ben bilmiyorum babası olarak. Sen nereden biliyorsun? İnsan abisinin doğum gününü bilir. Bak bu ağzına bir tane çakarım. Yalnız bir şey söyleyeceğim ha. Bu yaş günü iyi fikir ha. Öyle mi diyor? Öyle diyorum. İyi o zaman. Yarın Veysi'nin doğum günüymüş ya. Ne dedin sen? Yarın diyorum. Veysi'nin doğum günüymüş. Niye baktın öyle? İlk defa bir çocuğunun doğum gününü hatırladım ha? Hatırladım vallahi. Bak ne diyeceğim. Ne diyorum biliyor musun Hacı? Bilmek istemiyorum Arif. Aa, ama bu güzel bir şey ya. Vallahi mı? Ne oldu ya? Hı? Gözüme bak. Gerçekten güzel bir şeyse söyle. Vallahi iyi bir şey Hacer. Bak ne diyorum, şey yapalım diyorum. Veysi'ye yaş günü partisi yapalım. Niye? Bir şey mi oldu Veysi'ye ya? Veysi hasta mı? Ne oldu? Nereden çıktı bu doğum günü? Nuriye hasta falan değil. Sadece içimden geldi. Yani bir doğum günü partisi yapayım dedim. Bir sürpriz parti hem de. Ne dersin? Ne hastası Hacer? Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ya sen başka türlü iyi davranmazsın ki Veysi'ye. Yok kesin bir şey oldu oğlana. Ya bir şey oldu falan yok. Çocuğa kötü davranıyoruz. Bu da benim rahatsız etti yani. Sürekli itip kakıyoruz. İç küveyiz diyoruz. Kendi anası babası bile sahip çıkmıyor çocuğa ya. Yazık. Kaç senedir öz oğlumla küsüm. Yüzüne bile bakmıyorum. Konuşmuyorum. Düşündüm de böyle bir sürpriz doğum günü partisi düzenleyeyim. Hem gönlünü alırım. Hem de bu vesileyle barışmış oluruz. Yeter artık bu kadar küstük. İşte böyle düşündüm. Ne dersin? Ah Zekeri ya. Çok iyi düşünmüşsün. Zaten bunca yıl bir babayla oğlum bu kadar küs olması. Ben de senin yüzünden konuşamadım işte. Oğlum karşı dükkanda. Selamlaşamıyorsun, kucaklaşamıyorsun. Hep senin yüzünden. Bir annenin evladına dokunamaması ne demek sen biliyor musun? Hasun, yine de sevindim. Çok sevindim Zekeriya. Ah benim vicdanlı Arif'im. Benim merhametli Arif'im. Ne güzel düşünmüşsün. Vallahi Veysi de çok sevinir. Zaten bak işte sen nasıl davranırsan o da çocuğuna öyle davranacak. Senden öğrenecek babalığı. Hep böyle babacan ol. Bütün çocuklarına eşit davran. Kızsan bile sevgini esirgeme Arif. Yani Ahmet'i kastediyorsan eğer bu konuya hiç girmeyelim. Biliyorsun ki hak etti yani. Hak etti, hak etti biliyorum. Ama işte yine de Arif'im ana yüreği ya dayanamıyorum.
Vallahi sen böyle geceleri burada horul horul uyurken ben kaç kere camdan balkondan dışarı bakıyorum biliyor musun? Bir ses geliyor, bir tıkırtı geliyor. Belki diyorum Ahmet gelmiştir diyorum. Bakıyorum yok. Sokaktan biri geçiyor, Ahmet'e benzetiyorum. Hep yüreğim ağzımda, yüreğim hep hop hop. Evlat işte ya. Hacı. Hacı. Thank you.
yapıyorsun? Allah kahretmesin, canım çıktı korkudan. Oğlum ne bağırıyorsun? Duyan gören olacak. Uy kurban olduğum aslan parçam benim. Nereden geliyorsun? Ekmek aldım, kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltının yanında yiyeceğin bir şey var mı? Ha? Var anneciğim, var. Dükkanımızda her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Evet. Her şeyiniz var da bak, bak beline nasıl bolarmış. İğne ipliğe dönmüşsün oğlum. Ya annem. Her şeyiniz var ama bir ananın bakması gibi olmaz tabii, değil mi? Kim bakacak sana? Ya annem benim, sen üzülmesene. Bak ihtiyacım olursa ben sana derim, tamam mı? Bana börek yap, geleyim beraber yiyelim. Dersin değil mi? Derim tabii, demez miyim? Bak bolarmış bak. Böyle miydi evden gittiğinde? Allah canını almasın senin ya. Uy kurban olduğum bak. Bugün eniştene doğum günü partisi yapacağız. Oğlum sen de gel. Bak hemen hayır deme. Gel. Böyle kalabalıkta hem böyle bir sıcaklık olur, bir kaynaşma olur. Ha ne olur gel Ahmet'im. Ana yüreğim hemen de affediyor. Hemen affediyor. Dur yüreğim. Lan dişlerim takma. Anneciğim ama bu işler böyle olmaz ki. Ya olay yeni oldu yani. Sen izin ver. İnsanlar bir gönüllerince kızsınlar bana. Ondan sonra. Ya zaten bir gün yine bir arada olacağız ama. O gün bugün değil. İyi tamam. Tamam. Ekmeğin yanında peynir zeytin de. Yumurtayı tereyağında kır. Öyle tamam mı? Beyaz peynir yumurta. Hadi. Ya ne yapacaksın işte evlat? Öyle. Seninki en azından gözünden indi. Kıyam. Yani bu doğum günü partisi zamanlama uygun değilse istiyorsan yapmayalım. Niye? Azra yok, senin moralin bozuk, üzgünsün yani. İstersen yapmayalım. Sen bana bakma ya. Benim iki çocuğum daha var. Hepsi de benim aklımda. Doğum gününü yapalım. Beyse de sevinsin. Peki sen öyle diyorsan. Öyle olsun öyle. Hadi, hadi ya, hadi hadi gelsene. Tamam tamam gel. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi. Tamam mıyız? Dur. Ayşe gel kızım. Gel. Geldim anneciğim. Gel gel gel. Bu kadar çocuğumuz mu var bizim ya? Ne olacak? Yok yok, Zulay'la Çavi'ye oğlum sonradan gelecek. Ya sen de bu Zulay'la Çavi'yi her yere sıkıştırıyorsun. Aileden değil ki onlar. Yani onlar da bizim bir evladımız, oğlumuz sayılır. Bak kardeş gibi oldular zaten değil mi Arif? Tabii tabii. Zulay nerede? Aman ben ona söylemedim. O ağzında bir şey yapmaz, bile söyler. Demedim. Ne diyeceğiz de çıkaracağız biz bunları evden? Oho, onlar zaten çoktan sabahtan çıktılar. Evet, Veysa abinin doğum gününü her sene baş başa kutluyorlar. Nasıl yani? İkisi baş başa birlikte mi kutluyor sadece? Evet. Allah Allah, yazıkmış yahu. He ya, yazıkmış. Aşkım dur, pastanla içersin ya. Tamam. Ay. Ay çok teşekkür ederiz. Oh sağ ol, sağ ol. Hadi üfle bakalım. Dur, önce bir dilek tut. Dilek? Dilek tabii ya, tamam. Tutayım.
Tamam, tuttum. Hadi üfle. Suzan. Keşke mumlara çocuğumla beraber üfleyebilseydik ya. Ay Beyzişko seneye inşallah. Şimdi neremden üfleteyim ben? O zaman üflüyorum. Hadi. Ay iyi ki doğdun aşkım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Birlikte mutlu uzun bir ömrümüz olsun inşallah. Amin hayatım, amin inşallah. Ne diledin bakalım? Ya tuttuk işte bir şeyler. Nasıl? Bana söylersin canım. Yok canım, söyleyemem onu, olmaz o. Aşkım bana söylesen ne olacak ki? Ama söylemez Suzan. Ha, sen niye dileğini bana söylemek istemiyorsun? Hayırdır sen, ha? Yavuz söylenmez işte, bu böyledir yani. Neyi saklıyorsun ki sen benden? Ne saklayacağım Suzan? Allah Allah, hiçbir şey saklamıyorum. Öyle mi? Ya sen zaten sır küpünün tekisin. İçin dışın sır dolu senin. Hiçbir şey paylaşma benimle, tamam mı? Her şeyi gizle. Zaten sen uzaklaştın ki benden. Allah Allah, Allah Allah Suzan, bu konu buraya nasıl geldi ya? Nasıl geldi? Ben hiçbir şey saklamıyorum efendim senden. Hiçbir şey saklamıyorum. Söyleyeceklerim bitti. O kadar. Bırakmam Suzan. Bırakmam Suzan. Vallahi bırakmam. Ben nerelere giderim Suzan? Sen beni evden atarsan atma beni evden. Veysi vallahi tepeleyeceğim şimdi. Bak çekil dedim. Çekilemem. Çekilemem Suzan. Vallahi çekilemem. Bırakmam. Bırakmam. Aha yapıştım. Bırak dedim. Bırak. Ay, dur. Bırak dedim sana, bırak. Dur bakayım, yere yatıyorum. Neler yaşanacak şimdi? Al. Al bu. Veysi. Bırak lan. Bırak. Rezil ediyor beni ya. Komşular yetişin. Ya bırak dedim. Suzan. Ya bırak. Bırakmam. Bırak. Hayır. Bırak. Aha. Bırak. Suzan. Ya bırak! Evladım sen burada ne arıyorsun ya? Ha? Baksana burası aile yeri. Yengeni sıkıştırıyorsun. Bize uzak dur, hadi git ya. Bir yer yok ama. Susun be. Duyamıyorum bir şey. Hiç ses gelmiyor. Dur lan. Gitti bunlar. Bakayım dur, bilmiyorum. Ya belki karı koca arasında böyle gemgeli bir şeydir ya. Biz şimdi şey yapmayalım. He? Sen ne arıyorsun burada? Kim davet etti seni? Avcılar metrobüsü değil mi burası ya? Ben avcılara gidecektim ama. Lan muhtar, lan muhtar. Sen hala gitmedin mi? Gideyim de nereye gideyim Suzan? Burası benim evim. Evet. Hayır, kızgınım ben. Çık git bu evden. Ayşe, selam. Sen ne yapıyorsun lan? Aa Necdet, sen de mi buradaydın? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Ne yapayım? İşte abimin doğum günü, ona geldik. Ya şey diyeceğim, bu aralar böyle çok yoğun değilsen bir gün buluşsak mı? Buluşsak derken? Yani ne bileyim, bir şeyler içeriz, dondurma yeriz, bana her şey uyar. Sen bana çıkma teklif mi ediyorsun yoksa? Yani ediyorum galiba. Yani evet dersen ediyorum, hayır dersen şaka yaptım diyeceğim. Hop Necdet ya, beni çok güldürüyorsun. Tamam, olur buluşalım. Vallahi mi? Sola, bir iki dakika yer değiştirelim mi? Şş, sus lan. Sen yeterince bugün temas ettin zaten, yeter sana. Dön önüne. Yahu Suzan. Veysi bak, edebinle gidiyor musun bu evden, yoksa ben senin dehliğin mi eşyalarını toplayayım? Yok Suzan, yok. Yok Suzan, sen de beni gönderme lütfen. Bak Suzan, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sen değilsin. Hormonların, evet. Şimdi dolunaylarda bunlar böyle birleşince beni böyle olmadık bir şeyle suçluyorsun, günahımı alıyorsun. Veysi vallahi bak, öyle dolunay molunay benim kafamı karıştırıp da canımı sıkma ha. Veririm eline eşyaları. Aman, ne oluyor bunlara ya? Bizim kızın yine delisi tutmuş, baksana kavga ediyorlar. Ah, ah, bir aile daha yok oluyor, kayboluyor işte. Başka hangi aile dağılıyor benim? Genel modern dünyada aileler dağılıyor yani. Oraya. Nereye gidiyor Veysi? Ne bileyim ben ya. Acaba dükkanda işi mi var ya? Bilmiyorum ben.
Bence böyle kendi aralarında bir fantazi olabilir. Git, gitme, kal, çok seviyorum falan gibi. He? Olmaz mı? Muhtar, sen buraya seyretmeye geldin. Ha? Aman yapmayın. Suzan, çocuğumuzun hatırına yapma bak. Allah Allah! Sen benden sır saklarken çocuğumuzun hatırını düşündün mü acaba? Ne sırrından bahsediyor? Ne sır olacak şimdi? Birazdan kalpten gideceğim şurada. Onu söylüyor işte. Ne? Yok bir şey de ne sır saklıyor bu ya? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Suzan, sır yok. Bak inan bana sır falan yok. Asla sır yok. Yani Suzan sana ne diyeyim? Allah beni kahret. Ay. Mesin ki saklamıyorum Suzan. Yok. Veysel. Hı. Bak. Ben senin gözünün kenarından, kaşının ucundan, kirpiğinin titreyişinden bana yalan söylediğini anlarım hayatım. O yüzden diretme, söyle. Yahu yok diyorum sır falan Suzan. İki gözüm önüme... Atmasın ki sır yok. Beysi, bak. Bu senin son şansın. Ya söylersin ya da... Ya da bir daha bakmam yüzüne. Sevgili takipçilerim, olay Veysel'le Suzan birbirine girdi. Demek öyle. O halde ben topluyorum senin eşyalarını. Ay yok Suzan. Suzan lütfen toplama benim eşyamı falan. Bak Suzan, olup olmadık bir şey yüzünden gerçekten beni suçluyorsun. Veysel bak benim canımı sıkma. Yanına hiçbir eşya vermeden aa böyle üstünde başında kapının önüne koyarım seni. Ha. Gitmiyorum efendim. Hiç, tamam karar verdim şu an. Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi buyurun al. Al gitmiyorum. Böyle durdum. İyi. O zaman ben gidiyorum çocuğumla. Suzan olmaz. Olmaz Suzan, sen de gidemezsin canım. Olur mu canım öyle şey? Söyleyecek misin? Yok. Ay Veysel. Vallahi çıldıracağım. Böyle yangın var, yetişik komşular diye bağıracağım şuracıklarda. Suzan o hiç olmaz. Annemler diyor rezil oluruz vallahi. Suzan. Tamam. Madem durum bak böyle gelişti. O zaman ben gidiyorum ama sen kovduğun için değil. Kendi özgür hür irademle annemin dükkanına gidiyorum. Allah Allah. Asıl ben annemin dükkanına gidiyorum. Aa buyurun. Buyurun. Hadi buyurun efendim. Buyurun. Hadi buyurun o zaman önden. Önden ben. Evet. Anne. Nerede ya bunlar? Hacer. Gittiler galiba. Emin misin? Gitmişler. Gel gel. Evet evet. Nuri. Ne oldu bunlara yine ya? Niye kavga ettiler? Kız sen duymadın mı? Suzan diyor ki sen benden bir sır saklıyorsun. Ne acaba bu sır? Sırrı olacak. Aa, sizin ne işiniz var bizim evde? İyi ki doğdun Veysi. İyi ki doğdun Veysi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Sen bunu üflesen yeter artık. Sen bir şey söylemeyecek misin Veysel? Siz bu pastayı benim için mi aldınız? Lan niye senin için pasta alalım ya? Annenler yaptı, bir de bu kadar usta varken pasta mı alacağız ya? Hadi üfle. Tamam. Ama böyle önce bir dilek dilemek istiyorum. Sabah da aynı dileği dilemiştim gerçi ama.
hayatımın bundan sonraki bütün kısmını ailemle ve sevdiklerimle geçirmek istiyorum ama her şeyden önce karımla ve çocuğumla. Allah bizi hiç ayırmasın. Amin. Amin. Senin Suzan'la arandaki bu büyük sır ne Allah aşkına ya? Oğlum, karı koca arasında sır mı olurmuş? Ay söyle gitsin. Değil mi? Hadi. Telefon. Ay benim telefon çalıyor ya. Senin telefon. Nerede benim telefon? Şurada mı? İçeride. Allah Allah. Nereden geliyor ses? Ayşe ne oluyor? Niye insanlar böyle panikledi ya? Bu Zilton'u, ablamın Zilton'u. Ablam arıyor. Hadi sen de yardım et, bulalım şu telefonu. Bana ne canım? Ondan heyecanlandı kadın kızgın. Ay gözün kör olsun telefon gibi Emi. Nerede bu telefon? Azra arıyor. Azra! Azra arıyor Nuriye anne. Ay ver, 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 ver. Ay bismillah. Azra! Ha! Canım benim, nasılsın, iyi misin kuzum? İyiyim anneciğim, koşturuyorum işte, iş güç. Ama bir derdim yok bak, merak etme. Sadece sizi çok özledim. En çok da seni. Biz de seni çok özledik. Biz var ya bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Bak hepimiz abinin doğum gününü kutluyoruz. Muhtar bile gelmiş turp kafası gibi. Sanki onu çağıran oldu. Pasta kesmeye gelince hemen herkesten önce damlamış. Ama kim çağırdıysa. Yeni yaşını kutluyorum abimin. Ah canım benim. Yeni yaşını kutluyormuş Veysi. Sağ olsun. Arayacağım ben onu zaten. O seni sonra arayacakmış. Ah anneciğim ya. Keşke ben de orada yanınızda olsaydım şimdi. Herkesi çok sevdiğimi söyle, olur mu? Hepinizi çok seviyormuş. Biz de seni çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz. Selam söylüyoruz. Biz de seni çok seviyoruz ablacığım. Çok seviyoruz. Öpüyorum. Nuriye teyze. Ben de bir Azra'yla konuşabilir miyim? Azra? Zola seninle konuşmak istiyor. Vereyim mi? Anneciğim beni çağırıyorlar. Şimdi benim kapatmam lazım. Ha. Tamam, tamam kızım. Hadi sana iyi işler. Şey, çok işlerim yoğundu. Hani ben onu sonra ararım dedi. Ya tabii tabii ya. Haklı yani. Çalışıyor şu an yoğun zaten. Sonra ararım ben. Önemli değil. Neyse tamam. O zaman eğlence bitti. Herkes işinin başına. Hadi bakalım. E babacığım pastayı kesmiyor muyuz? Oğlum şu muhtar gitsin. Ondan sonra keseriz yarısını. Yer mendebur şimdi. Yemiyor muyuz ya pastayı? Pasta, gerçek pasta mı sanki? Allah Allah. Çakma pasta yaptık. Köpükten kestik biz onu. Bir de Veysi'ye doğum günü pastası mı yapacağız? Onunla o kadar uğraşacağınıza bir tane pasta yapardınız Arif amca. Yapamadık işte. Ne var yani? Hadi. Hala konuşuyor gamlı baykuş ya. Hayır yani git al pastanede. Neyse boş ver. Hadi. Bunların pastasına mı kaldık? Hadi. Ben yerim pastayı. Hadi mutlu yıllar Veysi. Hadi oğlum. Mutlu yıllar. Hadi kızım sen de. Hadi herkes işini, herkes işini başına. Hadi. Ahmet. Ne oluyor? Neydi o gürültü? Yok bir şey ya. İşte klasik bizimkiler. Ya bak bu Ahmet aralarında en akıllısı çıktı. Ben sana söyleyeyim zengin kızı kaptı işte. He? Gördün mü? Ahmetciğim nasılsın yavrum, nasılsın ya? Ya çok seviniyorum gerçekten. Senin adına Çağla Hanım'la birlikte olmanıza gerçekten çok seviniyorum. Ay siz de mi buradaydınız? Tüh vallahi ben göremedim. İşte güzellik, zarafet. Yani kusura kalmayın ben böyle gözlerim pırıltıdan kıpırıştığı için size çok şey yapamamışım. Nasılsınız? Babanız nasıllar inşallah? Hürmetlerimi ilettin. Bir emri varsa her zaman emrin. Aa kendisi de zaten buradaymış. Ha yok değilmiş. Bu başka bir zenginmiş. Ben karıştırdım. Haydi, haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi. İşin kötüsü şakalarını komik sanıyor. Dikkat et sen de babana benzeme. Armut dibine düşüyor Ahmet abi. Bak sen de kaçtın Arif amcadan yıllarca. Gittin en son ona benzedin. Ne diyorsun lan sen? Ben işlerin başına geçeyim. Sen babama mı benziyorum? Yani görsel olarak Allah'tan benzemiyorsun ama huy olarak biraz benziyorsun sanki.
Siz ikiniz. Gelin bakayım benimle. Gelin. Allah Allah. Kime diyorum yahu? Yürü. Yürü. Bırak onu. Bırak sen onu. Bırak. Bırak onu kenara. Tamam artık. Neyse ne. Hadi. Ya. Şey olmadı. Ben biraz daha bu tarafa doğru. Gel şöyle. Ben değil. Ben değil. Ya bir sen kalmıştın Veysi abi ya. Yalnız güzel oluyormuş ha. Neyse ne. Neyse ne. Oğlum bana bak. Söylerim. Her şeyi söylerim. Biz ne yaptık ki? Bizim ne suçumuz var ya? Benim ne suçum var acaba? Sizin sırrınız yüzünden Suzan bana tavır yapıyor. Allah Allah. Ya sen anlamıyorsun galiba ha Veysi abi. Bu sır hepimizin sırrı. Ya hem sen o sırrı kaktırmayacağım dedin, kaktırdın. Kaktırmak mı? Bana laf yetiştirme, itelik kıvırcık. Size söylüyorum oğlum. Ya Suzan beni eve alır ya her şeyi söylerim. Dedi. Oğlum sen demedin mi? Babanızın da kayınbabanızın da başı yanar diye. Ya hay derisi. Afiyet olsun. Dedi ki, hay dedi sizin babanızın da başı diye bir şey dedi. Biz anlamadık. Hay şey dedi, kayınbabanızın da babanızın da. Doğru, böyle dedi. Oğlum, baban da kayınbaban da seni evlatlıktan reddeder demediniz mi? Dedi. Afiyet olsun. Dedik ya, dedi. O ne dedi? Beni evlatlıktan reddedecekler. Yahu kim olarak ya? Annem de Hacer anne de onları evde tutmaz ki oğlum. İkisini de çat, kapı dışarı atarlar, naş kovarlar evden. Günün sonunda ben evde kalırım. Peki şöyle düşünelim. Hı. Onlar diyelim sokağa atılınca nerede kalacaklar? Gelip senin evinde kalacaklar, düşünsene. Bir değil. İki tane babayla birlikte yaşayacaksın. Ne saçma sapan hareketler. Ne olmuş? Babalarımızı dışarıda bırakacak halimiz yok ya. Tabii ki alırım onları eve. Benim için önemli olan ben de o evde karımın yanında kalayım. Ben böyle bir insanım çocuklar. Neyse ne? Ne yapın ne edin bu durumu çözün. Tekrar ediyorum. Ya Suzan beni eve alır ya da her şeyi söylerim. Diye ekledi. Vay densiz vay. Vay densiz vay. Şuna bak. Aklınca bizi tehdit ediyor. Ne yapacağız Arif? İş başa düştü yine. İş başa düştü. Yapacağız bir şeyler. Ay vallahi mis gibi oldu mis. Allah'ım ellerime sağlık, ne güzel yaratmışsın. Bak kızım, şu hayatta Çerkez tavuğunu en iyi yapan kişi annendir. Ama bu işin sırrı cevizde. Böyle cevizi iyice ne ezeceksiniz efendim. Yağ çıkana kadar o cevizi iyice ezeceksin, sonra içine dökeceksin. Ay tadından yenmez annem. Ay Allah nazarlardan saklasın yarabbim. Ne güzel yarattın sen beni, ne yapsam elimden lezzet okuyor. Delilik. Arif. Senin kız gitti gider. O hormonlardan oluyor, hormonlardan. Sen hatırlamıyor musun? Hacer Suzan hamileyken neler yapıyordu? Bilmez miyim? Nuriye bana neler yaptı? Üç kere hamile kaldı, üçünde de canımı okudu. Evet lan, gecenin üçünde sana mantı açtırıyordu değil mi? Turşu kurdurttu he. Arif, bana bak. Biz bu hormonlarla hiçbir zaman baş edemedik. Gel istersen şimdi bulaşmayalım, uzayalım hadi. Oh, gel oğlum buraya ya, gel. Biz bu işi çözeceğiz biz de. Yani Suzan ve Veysi'nin mutluluğu için, torunumuz için, daha adil, sevgi dolu bir dünya için. Ne diyorsun lan? Ben Veysi söylemesin diye yapıyoruz zannediyordum. O da var tabii, tabii. O da var. Hadi gel. Ay. Kızım. Hoş geldiniz. Vallahi bak kaynananı seviyormuş. Yani vallahi kendi kızım diye söylemiyorum ama şu Çerkez tavuğunu benim kızımdan daha lezzetli yapan yok. Ay yok be. Kesinlikle. Çok denişik yapıyor. Yani artık tavuğumu denişik kullanıyor, cevizimi denişik kullanıyor ama gerçekten çok denişik oluyor. Ben dedim, bana dedim bunun sırrını ver dedim, vermiyor. Aa söylemem, sır. Kızım iyi de ben senin kayınbabanım. Böyle aile arasında sır saklamak olur mu? Söylerdi sırrını neymiş neymiş. Ay vallahi babacığım hiç kusura bakma. Ben bu sırrı Veysi'ye bile söylemiyorum canım. Şimdi sen bu sırrı kocan Veysi'ye söylemiyorsun diye.
Veysi seni evden kovuyor mu? Ay. Ne oldu lan? Aferin lan. Nasıl bağladın konuyu buraya? Lan bayağı zeka fırtınasını görmek sende böyle. Hayır, ne alakası var ki? Bir kere bu mesleki sır. Kızım yapmayın, sen dertsiz başına dert mi arıyorsun? Niçin böyle üzüyorsunuz bizi? Yani bir üzmeyen siz kalmıştınız. Siz de bizi üzüyorsunuz ama şimdi. Biz de çok üzülüyoruz bu duruma. Yapmayın böyle. Belki Veysi'nin açılamadığı bir sorunu vardır. Yani annen sana hamileyken ben benden baba olmaz, benden baba olmaz diye sağlara sollara böyle taşıyordum, kaçıyordum. Evden kaçmaya kalktım ya vallahi ya. Abi. Yani biraz rahat bırakın çocuğu canım. Hah babacığım, annem seni bekliyor. Tamam kızım, bir şey konuşuyoruz, geliyorum. Yalnız boşuna uğraşıyorsunuz. Çünkü Veysi'yi hayatta affetmem diyor. Kızım Ayşe, yani sen yapma bari kızım. Tam kıvama getiriyoruz burada. Lütfen, rica ediyorum. Ah, vallahi doğru söylüyor. Affetmem. Hadi kızım hadi. Suzan'ım. Hı. Güzel kızım. Veysi sana aşık. Senin aşkından evi terk etti. Ailesini bıraktı. Yapma gözünü seveyim ya. Yapma ya. Hem Veysi ne sır saklayacak ya? Yani sen sanıyor musun Veysi senin dışında başka bir kadına bakar? Sanki Veysi gitti, başka bir kadına baktı. O kadınla Suzan'ı aldattı. Ondan bir çocuğu oldu. Sonra da çocuk zart diye ortaya çıktı. Değil mi? Yani olur mu? Öyle mi olur? Başka örnek mi yoktu gerizekalı? Sen de bir övüyorsun, bir sövüyorsun. Anlamadım ben seni ya. Geri aldım. Pişman oldum söylediklerim. Arif, ne yapıyorsun sen burada? Müşteriler sipariş bekliyor. Hayatım tamam, ben hallettim onları. Pişiyorlar onlar. Bırak sen. Ayşe bacım, ya şu Suzan'a bir şey söyle ya. Yok Veysi sır saklıyormuş da, yok söylemiyormuş da, yani evden kovuyor. Ya aile arasında böyle ufak şeyler sorun olur mu, dert olur mu ya? Olur. Olur. Misal Arif benden bir şey saklasın, ben ona hissedeyim. Bak bakalım nasıl tatsız olaylar oluyor. Yani o Arif olur. Hayır, olmaz, o başka. Yahu konu ne ara döndü dolaştı, yine bana geldi, ben anlamadım ki. Ben size şöyle izah edeyim. Ben kocamı çok seviyorum. İşte tamam, biz de onu diyoruz. Budur yani, budur. Nedir mesele? Varsa bir sırrı saklasın. Ona da bir laf etmiyorum. Tamam, biz de aynı şey diyoruz. Babacığım ama şöyle bir durum var ki Veysi her ne öğrendiyse korkmuş. Korkmuş ve aynı zamanda da üzülmüş. Ya ben onun o kaşından, gözünden, o hareketlerinden anlıyorum. Onun bir derdi var içinde. Ben de istiyorum ki bu sırrı, sıkıntısı, derdi neyse benimle paylaşsın. Paylaşma be! Paylaşma. Paylaşma yani. Sırda kalsın öyle. Alo Zekeriya. Sabahtan beri Zekeriya, Zekeriya diyorum. Sen niye ses vermiyorsun? Nuriye bir dur, bir şey konuşuyoruz şurada ya. Ne ya? Ne konuşuyorsunuz? Ya bak kızım, Suzan'cığım, yap bir güzellik. Ayağımız alışsın. Al Veysi'yi eve, bitsin bu iş ya. Ne yapıyorsun Zekeriya sen ya? Ne yapıyorsun? Hayret bir şey ya. Ya niye üstüne gidiyorsunuz kızın? Ya, affedeceği varsa da affetmeyecek sonra. Ya yapmayın böyle ama yani. Biz babaları olarak bir şey konuşuyoruz burada. Ama bu mevzuya giren çıkanın haddi hesabı yok. Yapmayın böyle. Ya Zekeriya ya. Müşteriler bekliyor. Hadi. 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 Bağla mevzuyu Arif. Hadi. Hadi. Kızım. Ha babacığım. Sen şimdi şunu mu söylüyorsun? Hı. Yani bu Veysi sırrı neyse bana söylesin. Ben de onu affedeceğim mi diyorsun? Aynen öyle babacığım. İyi alt ediyorsun. Herkes de aile işine karışmaz ki canım, Allah Allah. Yani Çağla çok hızlı gidiyorsun. Bak babanın verdiği parayı şimdiden tükettin. Ve dükkanın daha bir sürü işi var. İyi oldu hatırlattın. Dur ben bir babamı arayayım da yarın para isteyeyim. Ya bu şekilde ticaret yapılmaz ki. Belki dükkandan bir senede kazanacağın parayı şimdiden gömdün. Hadi bizimkiler böyle bir şey yapsa diyeceğim ki yenilenmeye gidiyorlar, dükkanı büyütüyorlar falan. Ama yani sen daha dükkanı tutup tutmayacağını bilmiyorsun. Keşke işlerle ilgilendiğin kadar benimle de ilgilensen. Oo, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Sen niye gelip bu gece bende kalmıyorsun? Olur. Peki sen nerede kalacaksın?
Sen hep böyle ters mi davranacaksın bana? Yani en azından arkadaş olarak bir şans versen. Sen benim son bir haftadır yaşadıklarımın farkında mısın? Ben hayatımda ilk defa babamdan tokat yedim ve herkesin içinde. Eğer benim derdim aşk olsaydı... Azra'nın peşinden giderdin. Ya ben yardım edeyim sana ablacığım. Ne ablası ya? Nereden ablan oluyorum ben senin? Ya bu bacım demeye çalıştı ya. Ne istiyorsunuz siz? Ya bizim yüreğimiz dayanmıyor artık. Ya evet, bu adama acı artık. Al bu adamı Suzan abla. Abla yok. Ne ablası ya? Abla yok. Gönderdi sizi buraya. Kim? No ya Veysi abi, Veysi abinin bizimle ne işi olur ki ya? Veysi abi gibi kaliteli bir adam bizde takılır mı sence? Bak İtalya'da bir söz var. Türkçesi nasıl oluyor? Şey mi diyorsun? Maho. Maho mu? Neil, no. Mako. Bir dakika dur abi. Macho, macho. Tam bir macho adam ya. Macho. Ya acayip bir adam ya. Duruşu var bir kere. Alain Delon gibi. Acayip yani. Kadın bundan anlıyor. Sabırlı, kadınını bekliyor. Kadınına sahip çıkıyor. Yani çok cool bir adam bence. Bu tarz adamlar zaten böyle şey olurlar yani. Doğası gereği çok çarpıcı bir karizmatikliğe sahip olurlar. İşte Veysi abiden bahsediyoruz kısaca. Karizmatik benim kocam değil mi? Matik, evet. Şey oldum. Gerçekten karizma. Ha, bak. Bu adamı almalısın ama bu adama acımalısın ya Suzan. Bak Suzan dedim ya, bunun hatırı için en azından. Ya hiç olmadı bize acı ya. Ha? Kuytuda 3 tane adam yan yana yatıyoruz. Ahmet de var, 4. Ahmet bir de kocaman. Ay! Yeter! Üstüme gelmeyin. Almayacağım. Boşuna uğraşmayın. Almayacağım. Bravo. Bütün işte bize kaldı. Vallahi Suzan haklı kardeşim yani. Ben de almazdım Veysi'yi yani eve. Katlaş. Ayağını sıkı tuttum. Suzan'ın yanında yatmak varken sizinle tahtada yatıyorum. Yeter ya! Yeter! Ya abicim biz uğraştık, her şeyi yaptık. Sen artık bizden ne istiyorsun ama abi? Abi mi? Abi mi? Abi falan deme. Abim falan değilim ben senin. Abimsin. Değilim. Abimsin. Değilim. Ya abimsin, elimde DNA test sonucu var benim. Doğru. Doğru, o var. Ulan madem kardeşimsin, insan abisinin bu hallere düşmesine izin verir mi? Enişte. Sen de Çavi'yi hemen benimsedin ha. Faydasız. Ulan bu Sabi'nin ne günahı var? Haltı yiyen babamız. Ya babalarımız. Öyle. Şu düştüğümüz hale bakın yahu. Lan güzel aslında ha. Vallahi bak. İki kızdan sonra bir tane de erkek kardeşim oldu. Ulan çok güzel zamanlar geçirebiliriz. Top oynarız, altılı yaparız, iddialar oynarız, kavgalara gireriz. Bence sen o kadar emin olma. Yani Çavi'den bahsediyorsun ve kavga diyorsun. Yani duruma göre değişir tabii ama ben genelde kaçmayı tercih ederim. Ben de genelde kaçarım. Ya Zeko sevdiğim bir şey değil zaten. Bu Ahmet kavgacı olan Zola düşünsün. Vallahi ben Zola ile kavgaya gelirim. Aferin be sana kardeşim. Ben de seninle kavgaya gelirim. Her türlü Ahmet varsa tamamdır bu iş. Ha biri geliyor. Benim çocuklar, benim şey yapmak istemedim yani, rahatsız etmek istemedim sizi. Hamak mı kurdunuz? Güzel olmuş da üstünde yatanı pek beğenmedim. Evet evet ya, çok güzel oldu Zekeriya Aslan. Biz kulübe de yapacağız buraya. Baba, niye geldin? Suzan'a bir şey mi oldu? Suyu mu geldi yoksa? Oğlum manyak manyak konuşma be. Kız 2 aylık hamile.
su doğuma yakın gelir. Daha 7 ayınız var yani. Evet. Ya bu hamilelik ne kadar uzun bir süreç. Yani bunun daha kısa süreni yok mu acaba ya? Ben bir an evvel baba olmak istiyorum. Ol. Tabii bir an önce baba ol da gör babalık ne demekmiş. Zula, oğlum seninle bir konuşmam lazım. Tamam ustam, konuşalım. Ama baş başa. Tamam. O zaman ben üstüme bir şey giyeyim, hemen geliyorum. Sen çık, ustam geliyorum hemen. Tamam, hadi bekliyorum. Hadi. Oğlum, reisin. 7 ay sonra baba olacak. Baba. Çocuğunu ilk kez kucağına aldığında hiçbir şey hissetmeyecek. Yabancılaşacak. Yadırgayacak. Baba olduğunu kabul etmeyecek. Bir gün onun bezini değiştirirken ya da ona mama yedirirken o çocuk onun parmağını tutacak. O zaman baba olduğunu anlayacak. Babayım ben diyecek. Baba. Kendini kahraman gibi hissedecek. Onun için her şeyi yapabileceğini düşünecek. Sonra bakacak ki aslında onun için hiçbir şey yapamamış. Onun üzülmesine engel olamamış. Azra'nın geri dönmesini istiyorum Zula. Ama bunu ben yapamam. Bunu ona söyleyemem. Nuriye çok üzülüyor. Bir şey yapamıyorum. Ayşe üzülüyor. Engel olamıyorum. Bana yardım et. Azra'nın geri dönmesini sağla. Çok çaresizim. Azra'yı sadece sen geri getirebilirsin. Yardım et bana. Çaresizim.
Çocuklar, biliyor musunuz son zamanlarda gerçekten çocuk gibi oldum ha. Sabredemiyorum. İstediğim her şeyin hemen olmasını istiyorum. Ay gerçekten öyle. Mesela bir su istiyor ki suyunu illa ben getireceğim. Ya hayatım işim var, bekle getireceğim diyorum. Yok efendim neymiş? Anında o suyu gelecekmiş. Müjde, konuyu saptırma lütfen. Bak Ahmet. Biliyorsun benim erkek evladım yok. Hayatımda hep bir damadım olması ve o damadın sağ kolum olacağı günün hayaliyle yaşadım. Ve sonunda karşıma sen çıktın. Püh! Hem de ne çıkmak? Hayatımı kurtardın. Ahmet, bak. Çağla'yı yönlendirmeni ve ona yardımcı olmanı takdirle izliyorum. Sen iyi bir adamsın. Gel yanımda ol. Sana işleri öğreteyim. Çağla Holding'in başına geçtiğinde de onun yanında olursun. Teşekkür ederim Fikret Bey. Ama ben yancılığı sevmiyorum. Ayrıca şu an bulunduğum yerden yani mahallemden gayet memnunum. Canım ne gerek var ki babanlarla hep burun buruna olmaya? Hem zaten küsmüşsünüz de. Ah! Ay gerçekten çok iyi olmuş. Hem kurtulduk demek ki kebapçı dünürlerden. Ahmet biraz önce de söyledim ya. Hayatımdaki en büyük hayalim sağ kolum olacak bir damat. Yani kusura bakmayın ama hem sizin hem de kızınızın hayallerini aynı anda gerçekleştiremeyeceğim. Yani kafede çalışmak bana yetiyor zaten. Çağla, sen de bir şey söylesene güzel kızım. Ben Ahmet'i bir kere istemediğim şeye zorladım. Bir daha asla böyle bir yanlış yapmam. Hem o kafede olmayı, senin sağ kolun olmayı tercih ediyorsa ne mutlu bana. Benim de yerim onun yanıdır. Ben çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere şefim. Elinize sağlık. Aferin. Çok güzel. Sağ kol meselesi nereden çıktı? Sen babanın benimle böyle bir şey konuşacağını biliyor muydun? Ya arada söylüyordu ama bu kadar üsteleyeceğini bilmiyordum. Kahvaltıya biz bu yüzden mi gittik? Ya ben senden yana tavır koydum ya. Daha ne yapayım? Ama sen illa beni suçlayacak bir şey arıyorsun değil mi? Vardır kesin senin aklında yine bir şeyler. Ben söylediklerimde samimiydim. Seni seviyorum ve mutlu olmanı istiyorum. Gerçekten benim mutlu olmamı istiyor musun? Bütün kalbimle istiyorum. O zaman beni rahat bırak gideyim. Ve sana söz veriyorum. Borcumu da en kısa zamanda çalışıp sana ödeyeceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Zaman çabuk geçiyor Çağla. 6 ay dedim nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Zaman dolunca ben buradan giderken beni nasıl durdurmayı düşünüyorsun peki? Ne yapacaksın peki? Babanların yanına mı gideceksin? Söyleyebilecek misin sizin borcunuzu kapatmak için Çağla'nın yanındaydım diye? İnanacaklar mı sanıyorsun? Demeyecekler mi 6 ay neredeydin, niye gelip bize anlatmadın, niye bizi bu kadar üzdün diye? Bunların hepsi aramızda sır olarak kalacak. Yoksa ben de senin çevirdiğin bütün dolapları babana tek tek anlatırım. Merak etme. Ben seni kazanmaya çalışıyorum. Kaybetmeye değil. Beni bu şekilde kazanamazsın ama. Ya ben daha ne yapayım?
Görmüyor musun? Yanında bir tek ben kaldım en zor zamanında. Ben aşkımı anlatmak için daha ne yapayım sana? Sen buna aşk mı diyorsun ya? Ha? Senin tek derdin istediğini elde etmek. Oynamak, elde edince de çekip gitmek. Ben hiçbir zaman seninle olmayacağım. Bunu da aklının bir köşesine sok. O kız yok artık Ahmet. Anlıyor musun? Gitti. Ve eğer birazcık gururu varsa zaten dönüp sana bakmaz. Ya görmüyor musun? Yanındayım. Anla artık kıymetimi. Azra artık yok Ahmet. Ben varım. Azra. Ne işin var burada Zola? Ben restorana gittim. Oradakiler Azra parktadır dediler. Buradaymışsın. Bu arada restoran çok güzel. Gerçekten İtalyan restoranı falan. Belki beni de işe alırlar. Beraber çalışırız. Niye geldin Zola? Beni arama demedim mi ben? Evet ama sen beni arama dedin sadece. Yanıma gelme demedin ki. Azra bak ben sensiz kaldım. Bir gün, iki gün, üç gün. Daha fazla dayanamadım sensizliğe. Hem kötü mü yaptım? Kötü yapmışsın. Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bak şu an bile bakamıyorum yüzüne, bakamıyorum, utanıyorum. Neden utanıyorsun, neyden utanıyorsun yani? Yaptığım yanlış seçimlerden. Ahmet'in yine kalbimi kırmasına izin verdiğim için utanıyorum. Bu kadar saf olduğum için utanıyorum. Bak Azra. Aşk böyle bir şey, tamam mı? Aşk insana hata yaptırabilir, yanlışlar yaptırabilir. Ama bu senin suçlu olduğunu göstermez. Hem suçlu olan sen değilsin ki. Bunu karşı taraf düşünsün, o karşı taraf utansın, sen değil. Kimse senden utanmıyor, kimse seni ayıplamıyor. Sadece ailen, senin sevdiğin insanlar senin yanında olamadıkları için üzülüyorlar. Gerçekten. Ki ben bu yüzden buradayım. Bu zor günlerde yanında olabilmek için. Sen beni kovsan da gitmem artık. Zola. Azra'm. Sendeyiz Arif Usta. Senin patlıcanlı kebabın olmadan uyuyamıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet, bal, şeker olsun. Yine bekleriz efendim. Arif lan. Ben çok yorgunum ya. Elimi ayağımı kaldıracak halim yok ya. Ya oğlum sen mi ben mi ya? Allah. Hiç vallahi sorma. Hiç tadım tuzum yok benim de ya. Kızım hadi biraz çabuk olun ya. Vallahi mıy mıy mıy. Hadi çabuk yeni müşteriler gelecek. Çabuk topla. Ay babişko herhalde benim iki tane elim var. Anca yetişebiliyorum. Canım sen de ve işçiden yardım iste.
Babacığım ben yardım etmesini ederim de Suzan istemez. Lan ben bunların küs olduğunu unutuyorum hep ya. Bak şimdi. Ayrılır mı bunlar Arif? Yani bizim yüzümüzden çocukların yuvasını yıkar mıyız dersin? Ne bileyim oğlum ben. Ben de anlamadım ki. Bunlara mı üzüleyim? Yani Azra'ya mı üzüleyim? Ahmet'e mi kızayım? Bu çocuklar böyle küs ne oldu? Ya benim kafam çorba oldu ya. Al benden de o kadar. Çocuklarımızı mutlu edelim dedik. Onu da beceremedik. Ulan neye elimizi atsak elimizde kalıyor ya. Zekeriya ben çok yoruldum oğlum. Vallahi çok yoruldum. Gidelim. Hacer'le Nuriye'ye. Anlatalım her şeyi. Ne olacaksa olsun artık ya. Anlatalım. Vallahi ne yani olacağına varsın. Yemin ediyorum. Sanki dinliyorlar da anlatalım öyle mi? Dinliyorlar mı bizi? Oğlum biz kararlı gidersek dinlerler bak. Kararlı mısın? Kararlıyım. Emin misin? Emin. Son karar. Evet. Al gel lan Hacer'i. Benden Nuriye'yi alıyorum. Hadi bakalım. Nuriye. Nuriye gelsene mi? Dışarıdaki servisleri topladın mı? Ya bırak şimdi servisi. Gel sen bir. Nereye geleyim ya? Salata yapıyorum. Allah Allah. Ayşe yapar. Gel diyorum sana ya. Gel gel. İyi yani ben hallederim hadi. Dur ya. Neymiş bu? Tamam. Gel. Gel. Gel benimle. Gel. Gel. Ay Arif, çok güzel iş yaptık ha. Birkaç gün daha böyle giderse sana söyleyeyim bütün faturaları öderiz 3-5 kuruş da cebimize kalır ha. Allah bereket versin. Allah. Ne oldu sen bir sevinmedin? Hacer. Hı. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ya dur şu hesabı bitireyim. Ya sonra bitirirsin bırak. Ne? Gel. Ne oluyor ya? Gel gel. Dur yavaş yavaş ne yapıyorsun? Kızım bir tangır tungur bir dur sen de ya. Bir müsaade et de bir şey konuşalım ağız tadıyla. Bir şey anlatacağız. Ya baba sen de bir önce diyorsun bir sonra diyorsun. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Zaten hamileyim. Hep ben yoruluyorum. Kızım önemli bir şey konuşuyoruz. Bir şey konuşacağız. Ne diyeceksin sen? Ne? Ha? Hacer. Ben biliyorsun seni hep sevdim. Hep seveceğim yani. Ne olmuş? Yani ama bizi hep bu halimizle hatırlayın yani. Hangi halimizle? İşte zeki, çevik, ahlaklı. Yakışıklı, karizmatik, becerikli. Ne oluyorsunuz ya siz böyle vedalaşır gibi? Ya Hacer biz size bir şey anlatacağız ya. Hiç öyle bize anlatmayın. Şunu dinlemeyiz bilmem ne falan yok. Bu sefer çok kararlıyız, anlatacağız. Evet, anlatmada kararlıyız. Çünkü anlatmadığımız için pişmanız. No. Yani mutlaka anlatmalıyız. Önce bizi bir dinleyin. Sonra size zaten konuşacak çok şeyiniz olacak. Bence de yani şey yapalım. En iyisi yani bir yere oturarak bizi dinlerseniz sanki daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. Yok oturmayacağız Arif. Anlatın işte. Otursanız daha iyi olur. Nuriye'm canım oturun. Yeter be. Söyleyecekseniz söyleyin. Meleğim keleğim sabahtan beri ne varsa söyle hadi. Öf. Başla hadi. Ben mi başlayayım? Sen başla. Öf. Allah Allah sen de başlayabilirsin. Yok yok yok. Sen başla. Oğlum bayağı havalı girdin. Başlayın artık. Tamam sen başla işte. Ha. Hadi. Hacer. Ya biz çok kötü bir şey yaptık ya. Evet Nuriye biz bir hata yaptık. Ha. Korkumuzdan da size söyleyemedik. Ha. Sonra o hata geldi bizim ayağımıza, bacağımıza, paçamıza, her yerimize dolandı. Ha. Ne yaptınız? Bu Zolay'la Çavi var ya. Hani şu İtalya'dan gelen çocuk. Ya Zolay'la Çavi'nin kim olduğunu biliyoruz. Anlatacaksanız anlatın Allah aşkına ya şiştim. Tamam canım hani o babasını arayan İtalya çocuklar. Arif boş konuşma. Bütün mahalle biliyor onları. Evet Charlie ile Zola ne olmuş onlara? Hah. İşte o çocuklar... Hey!
Bakın size kimi getirdim. Ne oluyor lan? Ailenin bir parçası olmak bence daha harika. Oğlum siz niye öyle uzakta duruyorsunuz? Gelsenize benim. Gel. Canım benim ya. Oh be. Teşekkür ederim oğlum. Çok teşekkür ederim. Bugünün kahramanınız ola. Aferin. Al. Ama ben Azra'ya söylemiştim yani. Geri dönünce ailen çok sevinecek diye. İyi ki gelmişsin beni getirmeye Zola. Çok yakışıyorlar birbirlerine değil mi? Evet. Yani çok yakışıyorlar. Ay ya. Veysi. He. Gel buraya Veysiçko, gel. Gel. Vallahi mı? Aşkım. Kız gelin. Affettin mi oğlumu? Vallahi Azra'm geri dönmüş. Dünya umurumda değil. Affettim tabii. Allah, karım benim. Ay. Azra döndü. Veysi ile Suzan da barıştı. Şartlar lehimize döndü tekrardan. Demek ki karılarımıza bir şey anlatmamıza gerek kalmadı. Bence bu mutlu aile tablosunu bozmanın bir anlamı yok. Hiç anlamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Harika bir gün. Herkes çok mutlu. Herkesin keyfi yerinde. Fakat... yarım kalan bir işimiz var, öyle değil mi Nuriye? Doğru, yarım kalan. Ve benim canımı sıkan. Ben bu akşam rahat bir uyku uyumak istiyorum. Hadi bakalım. Ne anlatacaksınız anlatın, bitsin gitsin bu iş. Hı. Ne varsa anlatın beyler. Ha? Sabahtan beri şurada dalağımızı şişirdiniz. Bekliyorum. Ne yapacağız Zekeriya? O benim lafım lan. Ama bu soruyu sen sorduğuna göre bu sefer kesinlikle ayvayı yedik galiba. Galiba yedik bu sefer Zekeriya. Belki ziyafet, belki zarar. Uzak yerlerden gelenler var. Bozulmasın tadımız inşallah. Başımda bela gençliğime eyvah. Bombalı acilen bolat baharatı acıyı sever bu keba. Ayranı olmadan sarıp ver yine içimiz yanar bak. Bombalı acilen dürüm Adana'yı acıyı içine bolat. Bize koymaz bunun acısı zaten içimiz ızdırap. Gençliğime
Beğendim Adana'yı acıyı içine bolat. Bize koymaz bunun acısı zar.